Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız Aydın Söke. Söke'de bir eğitim kurumuna, GEDAP Zihin Gelişim Merkezi'ne konuk oluyoruz ve yanımızda psikolojik danışmanımız ve eğitmenimiz Aydın Zengin ile birlikteyiz. Merhaba Aydın Bey. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, hocam diyeceğim izin verirseniz. Estağfurullah. Hocam şimdi GEDAP Zihin Geliştirme Merkezi burası ve Söke Şubesi. Evet. Öyle doğru, değil mi? Evet, doğru. Şu anda doğru. Daha birçok eğitim veriliyor. Ama öncelikle bu eğitimin içeriğinden biraz bahsedelim lütfen. GEDAP Eğitim Merkezi ama bununla birlikte buradaki verilen eğitimlerle ilgili birçok sizden o bilgileri, değerli bilgileri alacağız. Ama öncelikle GEDAP nedir onu bir açıklayalım sevgili izleyenlere. Evet, GEDAP Zihin Geliştirme Eğitim Programı'nı kapsamakta ve yüksek kaliteli, çok boyutlu yöntemlerle çocukların zihinsel performanslarını, bunun yanı sıra dikkat, hafıza, muhakeme mantık, yani bilişsel öğrenmede kullanmış olduğu aşamaları gerçekleştirerek çocuğu en üst performans, en üst düzeye taşıyor, performansını arttırıyor ve bu da bilimsel tabanlı bir çalışma. Yani dünyada yapılan, dünya standartlarında yapılan çalışmaların tamamını kapsayan bir çalışma. Ve çocuğumuzda ne oluyor? Genelde sıkıntı yaşadığımız sorunlar işte. Benim çocuğum çok zeki. Ben işte bunu başarmasını istiyorum, yapmasını istiyorum diyor. Ama ne oluyor? Çocuğumuzun dikkati eksikliğinden şikayet ediyoruz. Daha sonra hafızasında bazı bilgileri tutamadığından şikayet ediyoruz. Ve bunu da başka alanlarda kullanamadığından şikayet ediyoruz. Bunun sonucunda ne oluyor? Çocuk zeki olsa bile bunu kullanmadığı için daha çok başka faaliyetlerde, yani sınıf içerisindeki uyumsuzluk değil mi? Ve bunun dışında çevresiyle iletişim problemleri ve iletişim çatışmaları yaşıyor. Ama GEDAP'la birlikte biz çocuğumuzun dikkat, hafıza, muhakeme mantık na yönelecek çalışmalarla onun bu yönünü geliştiriyoruz. Daha sonra da ne oluyor çocuğumuz? Zekasını kullanmaya başlıyor. Kendisini ifade etmeye başlıyor ve özgüveni gelişiyor. Ve kendini geliştiriyor. Dolayısıyla çocuğumuzda o bahsetmiş olduğumuz, hani hareketli, işte hiçbir şeye dikkat etmiyor, sorumsuz, ödevlerini zamanında yapmıyor, kitap okumuyor ve zamanın büyük bir kısmını boşa harcayarak geçiriyor. Bu şikayetleriniz var. GEDAP eğitimleriyle bunları ortadan kaldırıyoruz ve bunu da %100'e yakın bir sonuçla veriye ya da anne babaya gösterebiliyoruz. Evet. Sayısal değerlerle gösterebiliyoruz. Muhakkak. Ama aynı zamanda bu eğitimin çocuklara çok büyük avantajları var. Tabii ki çok büyük faydaları var ama bununla birlikte aileye de çok büyük payı var. Tabii ki. Değil mi? Tabii çok ki. Büyük faydaları var. Yani bu sefer ne oluyor? Çocuk eğitimle birlikte aile içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmeye başlıyor. Ve okuldaki sorumluluklarını yerine getirmeye başlıyor. Buna yanında birlikte başarısı artıyor. Ne oluyor bu sefer de? Aile içerisindeki özgüveni artmış olan çocuk da anne babayla iletişimi kolaylaşıyor. Ve iletişimi kolay olan bir birey de ne yapıyor? Topluma uyum süreci. Topluma uyumu kolaylaşmış ve toplum içerisinde kendisini hissettiren ve kendini ifade edebilen bir birey haline getiriyor. Bu da eğitimlerimizin bir parçasını kapsıyor. Ve tabii ki ailelere de bu anlamda da çok büyük faydalar sağlanıyor. Tabii çünkü ki daha kaliteli bir yaşam için, daha iyi bir gelecek nesil için bu anlamda da eğitimlerin çok büyük faydası var, avantajları var. Benim burada işte aldığım notlarımda dikkat, hafıza ve mantık muhakeme yapılıyor ama bununla birlikte tabii ki doğumdan itibaren bu fonksiyonlar, yoğun ses, ışık, işte hareket, sinyal gibi çağımıza özel nedenlerle özellikle işte bu anlamda birçok sorunla yaşayan çocukları da hayata kazandırmış oluyoruz. Tabii ki, tabii ki. Yani zaten teknolojiyle birlikte ne oluyor? Çocuklarımızda dikkatini toplamak, hafızasını güçlendirmek gibi etkinliklerden çocuğumuzu uzaklaştırıyoruz. Çünkü her şeyi teknolojiye bağlıyoruz. Çocuklarımızın çoğunluğu diyor ki hesap makinesi var, niye çarpım tablosu ezberliyoruz? Yani bu da ne oluyor? Çocuğun hafızasını etkin kullanmaması neden oluyor.
Yani her şeyi bir teknolojik araç ve geleceğe bağlıyor. Evet. İşte bilgiyi araştırmaya gerek var mı diyor. Nasıl olsa internet var. İnternetten buluyor. Aslında işin daha kolayına kaçıyor evet, çocuklar. Evet, evet. Kolayına kaçarak ne oluyor bu sefer de? Var olan hafızayı kullanamıyor. Dikkatini toplayamıyor. Ve bununla birlikte bilgiyi kullanacak o muhakeme mantığı da yapamıyor. Ne oluyor? Ne kadar zeki olursa olsun bunlar kullanılmadığı için de çocuğumuz başarısız oluyor. Ve toplumda uyum sağlayamıyor. Uyum sağlayamayan birey ne yapıyor bu sefer? Kötü alışkanlıklara meylediyor. Ve sınıf içerisinde olsun, toplum içerisinde olsun o kötü alışkanlıkları devam ettiriyor, sürdürüyor. Sonra bu da ne oluyor? Toplumun içerisinde bu rahatsızlığı gösteren birey sayısı artıyor. Velilerden şikayetler gelmeye başlıyor. Ve sonuçta da çok zeki olan bir çocuk yitip gidiyor. Evet ve pasif bir hale geliyor. Pasif bir hale geliyor. Başarısız. Başarısız ve kendine özgüveni olmayan ve cesaret de gerektiren birçok yerde cesaretini sergilemiyor ve kendine de özgüveni olmadığından dolayı bu anlamda da gelecek nesillerimizde tabii ki çok büyük tehlikeler altında. Tabii ki gelişen teknoloji dünyayı geliştiriyor ama aslında çocuklarımızı da tamamen pasifleştiriyor diyebiliriz. Evet ama biz ne yapıyoruz işte GetUp'la birlikte bunu? Bu çocuklarımız aktif hale. Yani zihinlerini en iyi derecede kullanılması, kullanabileceği bir yaşam döngüsüne sokmaya çalışıyoruz. Evet. Ki bunu da başarıyoruz. Bu da %100'lük bir başarı yapabiliyoruz. Bazı birey diyelim ki işte dikkat eksikliği olsun, işte bu dikkat, hafıza ve muhakeme mantıkla ilgili sorunlar yaşayarak öğrenim hayatını bitiriyor. Evet. Ama İş hayatına başladığında bu birey, bu sefer de aynı sorunlar orada devam etmeye başlıyor. Yani hiçbir işte hani dikiş tutturamamak, hiçbir işi başaramamak gidiyor, orada başlıyor. Çünkü bir iş yerinde, iş yeri sahibi, patron diyor ki bir düzen olmasını istiyor. Ve kuralların ve sorumlulukların olmasını istiyor. Evet. Zaten başta eğitim hayatında bunu almamış birey ne yapıyor işe başladığında? Kuralsızlık, işe geç kalması vesaire vesaire. Bunlarla birlikte ne oluyor? Hiçbir işte de dikiş tutturamıyor. Evet. Bunu yapamayan birey de ne oluyor? Toplumda her zaman dışlanan ve kendi ayaklarının üzerinde duramayan bir birey haline geliyor. Evet. Hocam şimdi zihin geliştirme dedik ama GetUp'un birçok farklılığı var. Bu anlamda bu eğitimlerden ziyade birçok eğitim merkezi var bu eğitimleri veren. GetUp'un bunların içinde farkı ne? Şimdi tabii ki benzer kurumlar var. Bunun içerisinde bazı işlemleri, basit işlemleri yaptırarak çocukların zihinsel faaliyetlerini geliştirdiğini iddia eden eğitim kurumları var. Tabii ki bunlar da faydalı aslında. Yani tamamen faydasız diyemeyiz. Eğitimin bir zararı yok. Ama tam anlamıyla geliştirmesi, yani bir bireyi tam anlamıyla geliştirip onu kendi ayakları üzerinde durmasını gerektirecek bir eğitim değil. GetUp ne yapıyor? GetUp zihin geliştirme programının sayesinde çocuğumuzun öğrenmenin temeli olan, öğrenmenin temelinde ne var? Dikkat var, hafıza var, muhakeme mantık var. Bunlar oluşmadığında öğrenme oluşmuyor. Evet. Bunun muhakkak geliştirmesi gerekiyor. Ama GetUp ne yapıyor? Bu konular üzerinde çocuklarımızın eksik alanlarını tespit ediyor. Tabii ki biz bunu önce kurumumuza gelen çocuklarımızda... Evet, ben de onu soracaktım hocam. Bir ön test uyguluyoruz. Ön testin neticesinde veliye bilgiler veriyoruz. Veliye bilgiler verdikten sonra veli bunu kabul edip eğitime başladığımızda ayrıca bir test daha yapıyoruz. Bu testimizde de çocuğumuzun eksik alanlarını tespit ediyoruz. Yani dikkat mi, mantık muhakeme mi, hafıza mı? Nereden başlayacağımızı önce tespit ediyoruz. Sonra tespit ettiğimiz alanla ilgili etkinlikler programımız etkinlikler hazırlıyor. Peki kaç yaşında başlamalı bu eğitimler hocam? Bu eğitimlere 6-14. Yani biz biraz daha zorladığımızda 15 yaş. Bunun dışında zaten ergenlik dönemini tamamlamış olacak. Belirli bir zihin gelişimini tamamlıyor birey. Sonraki yapılacak çalışmalarda biz başta bahsetmiş olduğumuz %100 eğitim garantisini, yani sonuç garantisini o bireylerde veremiyoruz. Çünkü bazı şeyler artık yerine oturmuş oluyor. Evet. Kemikleşmiş oluyor. Bunun garantisini veremiyoruz. Ama 6-15 yaş arasında başladığından
performansının bir sayısal değeri var. Bu sayısal değerini %100 artırma garantisi veriyoruz. Tabii ki bu garanti hemen birden gelmiyor. Seanslarımıza düzenli olarak öğrencilerimizin gelmesi, katılması gerekiyor. O düzen sağlandığında biz de bu eğitim garantisini veriyoruz. Evet, aslında GetUp'un amacı özellikle çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi oluşturacak, toplum oluşturacak çocuklarımızı çok daha sağlıklı, kaliteli bir birey haline getirebilmek. Tabii ki. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani bu da nedir? Toplumda kendi yerini belirlemiş, kendine güvenen, kendi ayakları üzerine duran ve mantık muhakemesini kullanarak doğru işler yapabilen ve toplum içerisinde kendisini saygın bir yer edinen bireyler haline getiriyor. Bu da nedir? Toplumumuz içerisinde her zaman karşılaşıyoruz. Olumsuz bir sürü davranışlar var. Evet. Yaşadığımız sorunlar, insanların artık birbirlerine saygısı yok, birbirlerine katlanamıyorlar ve sokakta her zaman bir çatışma. Evet. Bu da ne oluyor? Bireylerdeki o sosyalleşmedeki eksikliklerden kaynaklanıyor. Evet. Ve biz bu bireyin eksiklerini tamamladığımızda diğer şeyleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. Evet. Aslında çocuklarımızda işte dikkat dağınıklığı, hafıza bozukluğu, işte muhakeme yeteneği olmayan, işte mantık yapamayan çocuklarımız da bu anlamda dediğimiz gibi pasivize oluyorlar ve kendi hayatlarının sonrasında da onun devamı olan çocuklarının da yine aynı şekilde, çünkü bu eğitimi alması gerekiyor ki ileride de kendi çocuklarını daha sağlıklı yetiştirebilsinler. Tabii ki, tabii ki. Şimdi sağlıklı bir birey sağlıklı insanlar yetiştirecek. Evet. Yani bizim zaten şu anda kurumlarımızda, eğitim kurumlarımızda da ne yapıyoruz? Biz öğretim yapıyoruz. Ama bir eğitim olması lazım. Yani bahsettiğimiz sağlıklı bireyler, sağlıklı bireyler eğitmeli. Evet. Ve onunla birlikte de iyi bir öğretim hayatı, daha sonra da iyi bir gelecek hazırlamış olsun kendisine. Ve sonuçta iyi bir toplum. İyi bir toplum. Değil mi? Yani o iyi bir toplumda insanlar mutlu yaşaması, birbirlerine sabreden, birbirlerini zarar vermeden, kırmadan, dökmeden toplumda yaşayabilen. Sonuçta kaliteli bir yaşama sahip evet, olabilmek adına evet, evet. Bu eğitimlerin alınması şart diyebiliriz. Ama burada sadece işte psikolojik eğitimler veya zihin geliştirme yok. Bununla birlikte psikolojik yardımlar var, aile yardımı var. Onun haricinde yaşam koçluğu var. Burada birçok eğitim var. Çünkü burası da bir eğitim kurumu. Bu anlamda ne tür hizmetler veriyoruz, ne tür eğitimler veriyoruz? Biraz da ondan bahsedelim lütfen. Şimdi, son olarak. İlk önce biz psiko uyum olarak başladık. Psiko uyum, aile danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık merkezi olarak başladık. Bunun da altında işte aile danışmanlığı yapıyoruz, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu ve tamamını kapsayan bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bunu da bir arkadaşımızla yine birlikte bir kurum olarak yapıyoruz. Daha sonra biz GetUp'ta bir toplumdaki bu eksikliği, eğitimdeki eksikliği görerek GetUp'u psiko uyumla birleştirip hem bir aile danışmanlığı, hem bir yaşam koçu, hem bir öğrenci koçu ve arkasından da GetUp. Zaten buraya gelen çocuklara biz şu eğitimin garantisini veriyoruz. Biz çocuklara sadece GetUp vermiyoruz. Yani diğer almış olduğumuz eğitimlerle bunu bütünleştiriyoruz. Aynı zamanda onlara bir öğrenci koçluğu yapıyoruz. Aile geliyor, aile danışmanlığı yapıyoruz. Ve çocuk herhangi süreç içerisinde bir sorun yaşadığında, sıkıntı yaşadığında biz koçluk olarak ya da psikolojik danışmanlık olarak da işin içerisine el atıp onu topyekun hayata aslında hazırlıyoruz. Şöyle de diyebiliriz. Nerede bozukluk varsa sorayı düzeltiyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Verdiğiniz eğitimlerle birlikte. Yani GetUp'u veriyoruz, GetUp'la bir eğitime başlıyoruz. Sonra bakıyoruz ki çocuğumuzun hayatında bazı eksiklikler var. O zaman biz onların üzerine gidiyoruz. Ve ona hayat yolunda bir koçluk yapıyoruz. Aslında toplumun altyapısını oluşturuyorsunuz diyebiliriz. Evet, bir nevi bu şekilde tanımlayabiliriz. Bunun yanı sıra ailelere de aile danışmanlığı yapıyoruz. Ama tabii ki
gelen biri aileler, anne ya da babalar, çocuklarına karşı bazen ön yargılı davranıp onları başkalarıyla karşılaştırıp örseleyebiliyorlar. Hı hı. O zaman da bizim aile danışmanlığımız işin içerisine hı hı. giriyor. Yani neler yapabilecekler, çocuklarıyla nasıl bir çalışma yapmalılar. Yani sadece Get Up eğitimi aldıktan sonra bunun bir de diğer arkası var, çalışması çok güzel. Var. Aynı zamanda rehberlik de yapmış oluyorsunuz tabii ki, tabii siz. Ki. Aileleri hı-hı. rehberlik hı-hı. yapmış ya, oluyorsunuz. Evet, yani bunu da yapmalıyız ki çocuğa vermiş olduğumuz eğitimin kalıcılığını sağlayalım. Evet. Yani burada eğitimin... Devamını sağlayalım. Tabii ki, tabii ki. Yani devamı olsun ve o artık kalıcı bir hale dönüşsün. Bizim amacımız o. Ve birbiriyle destekliyoruz. Hı hı, yani, çok güzel. Get Up'ın arkasından aile danışmanlığı, psikoloji danışmanlık, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu bunları bir bütün haline getiriyoruz. Çok o güzel. Zaman da ne oluyor? Karşınıza çok iyi bir ürün çıkıyor. Evet, çok güzel. Ve, tabii bu anlamda sadece Get Up Zihin Geliştirme Merkezi'nde bu eğitim verilmiyor. Sırf bu eğitimi almak için tabii ki birçok sevgili izleyen gelecektir ama hı hı. onun haricinde de aile danışmanlığı olarak da gelmek isteyen olabilir. Tabii ki, tabii ve ki, yaşam koçluğu olarak da bu anlamda da yine eğitim merkezimiz olarak onların yanında olacağız değil mi? Evet, tabii ki, tabii ki. Yani sadece Get Up değil, bunun dışında bulunduğumuz yerde aile danışmanlığı olarak da hizmet veriyoruz. Yani bu çok konuda güzel. Bir talep geldiğinde bunu da değerlendiriyoruz. O konuda da yardımcı oluyoruz. Yani bunu yaparsak ancak o zaman bazı şeyleri netleştirebiliyoruz. Evet. Ve eğitim içerisinde, eğitim de tamamlamış oluyoruz. Evet, aslında eğitim şart diyelim hocam. Evet, evet. Öyle değil mi? Evet, 7'den 70'e eğitim şart. Şart. Bu anlamda da yine sizden destek istedikleri zaman Get Up Zihin Geliştirme Merkezi olarak halkımızın yanında olacağız. Yani Get Up Zihin Geliştirme Merkezi ve Psiko Uyum olarak evet. Halkımızın yanındayız. Yani velilerimizin ve halkımızın yanındayız. Aynı zamanda öğrencilerimizin de yanındayız. Evet, her zaman da onların evet. yanında olmaya devam evet, edeceğiz. Edeceğiz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür tüm bilgiler için. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Evet, biz Get Up ve Psiko Uyum olarak verdiğimiz birebir eğitimlerle çocuklarımızın ve ailelerimizin yanındayız. Hı hı. Ve onları her zaman bekliyoruz. Evet. Size de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu güzel, hoş sohbet için. Sağ olun tekrar. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörlere yönelik yolculuğumuz devam edecek ama şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.